Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mad City'de gizli görevimizi yapmaya çalışacağız. Bu gizli görevden kazanacaklarımız ise bir adet cyber uçak ve arkadaşlar ikincisi animasyon skin'i. İkisi de çok güzel envanterler ve bedavaya alabileceğiz. Normal şartlarda bir animasyon skin'i için arkadaşlar en az 120 level'e ulaşmanız gerekiyor. Bir uçak için ise 2-3 milyonu gözden çıkartmanız gerekiyor. Bunları bedava bir şekilde alacağız. Hadi hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar ve bu görevi yaparak bu güzel envanterleri almaya çalışalım. Arkadaşlar bu arada haritamızda 7 tane lokasyon var ve bu lokasyonlardan 3 tane envanter toplamamız gerekiyor. Şimdi bu lokasyonlardan bir tanesine geldim. Bu koskocaman mal yazan bir bina var ya arkadaşlar, onun hemen arkasında gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bir kod yazacağım. Çete yazıyorum arkadaşlar bu kodlara, dikkat edin. Message reacted dedi. Yani kodum kabul oldu arkadaşlar. Yanlış bir şey yazmadım yani. Şimdi buraya bir kutu gelmesi gerekiyordu ama evet, kutumuz gelmedi. Demek ki bu lokasyon boş şu anda. O zaman başka bir lokasyona gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Şimdiki lokasyonumuz piramidin hemen yanında arkadaşlar. Buraya gideceğiz. Yani yanında dedim, o civarlarda bir şey. Zaten lokasyonları anlarsınız. Böyle bakın, açık bir renkte gördüğünüz gibi, işaretli yani birazcık. Buraya da kodumu yazdım. Message reacted dedi. Yani kabul oldu kodumuz. Geliyor mu görmedim. Evet geliyor arkadaşlar, tamam süper. Birinci envanterimizi aldık ve bunu şimdi kırmızı evimize götürüp oraya bırakacağız. Şimdi arkadaşlar bu envanterimizi, kırmızı bir ev var, gizemli bir evimiz var, oraya götürüp bırakacağız. Bundan iki tane daha toplamam gerekiyor ki birinci aşamayı tamamlayabilelim. Evet, kırmızı evimizin yeri de burası arkadaşlar. Buradaki kırmızı evimiz. Kapısından zaten direkt içeriye girebiliyorsunuz. Buradan yukarıya çıkacağız. Şuradan arkadaşlar E'ye basıyorsunuz. Lan sıkıştım buraya ya. Bir dakika çıkayım, bir dakika. Ha tamam. E'ye basınca buradaki kitaplık açılıyor. Burada bir kapı var arkadaşlar, gizli kapı. Eşyamızı buraya bırakacağız. Bunun üzerine E'ye basarak bırakıyoruz. Tamam. Bundan iki tane daha getireceğiz şimdi buraya. Yine değişik değişik lokasyonlara gideceğiz. Kodlarımızı yazacağız. Hazır yakındayken geri döndüm arkadaşlar. Buraya bir daha atlayacağım şimdi. Burası zaten kırmızı eve yakın bir lokasyon aynı zamanda. Bu mal binasının hemen arkasında. Kodumu tekrardan yazdım ve aha geliyor vallahi, süper. Gördüm arkadaşlar, geliyor. Sevindim ya, uzağa gitmemiş olduk. Tamam, ikincisini de aldık. Aa, dur ya bir dakika, buraya gitmeme gerek yok. Zaten yakındı ev, unuttum. Koşarak da gideriz. Flaşı aldım, o yüzden hızlı bir şekilde halledebilelim diye arkadaşlar. Şimdi tekrar yukarıya çıkacağım. Tekrar E'ye basacağım. Kapıyı açtım. Hemen aşağıya iniyorum. Buradan giriyorum. Bu kapıdan çıktığınız zaman burası hemen kapanıyor arkadaşlar. O yüzden yukarıya çıkıp E'ye basmanız gerekiyor. Tamam, bir adet daha kaldı arkadaşlar. Bir tane daha getirmemiz gerekiyor bu eşyalardan. Çocuk takım olalım mı dedi. Ben de yok vallahi. Ben şu an tek çalışıyorum. Bir şuradaki lokasyonu deneyeceğim arkadaşlar. Bu elmasın hemen arkasında bir lokasyon vardı. Orayı bir deneyeyim dedim. Yazdım. Hadi be, gelmedi bir şey. Burada boş çıktı arkadaşlar. Böyle boş çıkabiliyor çünkü 7 tane lokasyon var. Sadece 3 tanesi dolu. O da şansınıza randomlu çıkıyor yani. Her serverda değişiyor yani bu olay. Deneyeceksiniz siz de tek tek. Şimdi burayı deniyorum. Bir dağın tepesindeyiz arkadaşlar şu anda. Gördüm, geliyor geliyor. Abi bulduk be sonunda, süper. Tamam, üçüncüyü de tamamladım arkadaşlar. Bu arada bütün kodları açıklamaya yazacağım, oradan bakabilirsiniz. 7 lokasyonunda kodunu yazacağım arkadaşlar aşağıya. Açıklamalara yani. Kırmızı evimize tekrardan gelip bu son envanterimizi de buraya bırakacağız şimdi. Bakalım ne olacak. İlk aşamayı tamamlamış olmamız gerekiyor. Abi şu kapıyı açmaktan sıkıldım gerçekten ya. Bir kere açtık mı, açık kalsa ne güzel olurdu aslında. Tamam, hadi bunu da bırakalım. Ne olacak çok merak ediyorum. Evet, ne oldu? Oha! Bir tane küreye dönüştü arkadaşlar. Tamam, bir yeri kazarak bir şey elde edeceğiz, anladım. Kürek elde ettik şimdi. Haritadan bakıyorum yine arkadaşlar. Bu 7 lokasyona da buradan bakabilirsiniz bu arada. Bir screenshot aldım arkadaşlar. Fotoğraf çektim yani. Şu kırmızı toplu iğnenin olduğu yere gideceğim. Anladığım kadarıyla bu beyaz bir köprü var ve onun karşısında bir tane daha var. Bu 51. bölge dedikleri yer.
Orada bir dağ var. Onun tepesinde bir yerde olması lazım. Aynen, bu dağ olması lazım geleceğimiz yer. Şöyle uzaktan bir daha bakacağım. Tam emin olmak istiyorum. Aynen arkadaşlar, Beyaz Köprü'yü gördüm. Bakayım bir daha, tamam. Aynen, hakikaten burası yani. Artık eminim buraya inmem gerekiyor. Abi burayı altını üstüne getirdim. Bir saat arıyorum arıyorum, hiçbir yerde bir şey yok ya. Bu nasıl olabiliyor ben anlamıyorum arkadaşlar ya. Burada burayı gösteriyorlardı. Buraya geldik işte, her yeri taradım ettim. Şimdi bir de buraya bakacağım artık. İçeriye de baktım, gene bulamadım. En iyisi Kobra'yı çağırayım. Gideyim dedim. Oha, bura mı? Lan rastgele random şansa bulduk ha. Abi buraymış. Su birikintisi gibi bir şey aramanız gerekiyor. Ben böyle çarpı işareti falan bir şeyler bekliyordum ya. Allah'ım ya. Bir saattir aradım ya. Gerçekten sinir olmuştum arkadaşlar yani. Gerçekten çok sinir olmuştum. Bu bölüm bayağı uğraştırdı beni. İnşallah diğerleri de bu şekilde gitmez. Bayağı zaman kaybettik yani. Hemen bu aldığım güç ünitesini de bırakacağım şimdi buraya. Burada bir gizli kapımız var. Tamam, kapımız da açıldı. Bu güç ünitesini buraya bırakınca çalışması gerekiyor buranın. Tamam, bitti mi oğlum? Yani hayır ya. Çalışmıyor değil mi? Aynen, çalışmıyor. Arkadaşlar bir de bunun çalışması için, ışınlanma makinesinin çalışması için de parçalar gerekiyormuş. Onun için de soygun yaparak bazı parçaları elde edeceğiz. Ben zaten birkaç tanesini görmüştüm. Bir tane bankada var, bir tane de kasinoda var. Bu kadardı galiba. Şimdi bankamıza geldik arkadaşlar. Buradaki bir sarı bir şey var. Onu almam gerekiyor. Onu alıp gideceğim. Bir de kasinonun orada kırmızı bir şey vardı. Onu alacağım. Aynen, bunu buradan alıyoruz. Gidiyoruz. Bunu bir koyup gelelim tekrardan. Şu kapıyı açmaktan artık gerçekten midem bulandı ya. Aynı şeyleri yapmaktan gerçekten sıkıldım. Her şey uçak için yani, var ya, başka hiçbir şekilde yapmazdım ben bunu. Ney? Tamam, yukarıya ışık gibi bir şey mi bu? Neyse, yapıştırdık geçtik arkadaşlar. Şimdi bu kırmızı şeyi alacağız. Kasinoya gitmemiz gerekiyor. Kasinomuza da geldik. Hemen şimdi burayı soymamız lazım. Tabii ki ben soymakla uğraşmayacağım. Sadece bu lazım olan eşyayı alacağım, kaçacağım arkadaşlar. Aynen, buradaki kırmızıyı aldım. Hadi ben gider. Kaç 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 kaç. Gene şu kapıyı açıyorum. Vallahi başım döndü ya. Gerçekten başım döndü dönmekten. Tamam hadi. Kaç saat oldu bir bilsiniz. Şimdiden 1,5 saat oldu bile ve biz hala görevi tamamlayamadık. Bunu da yapıştırınca bitiyor mu? Bitti galiba. Koy koy koy. E'ye mi basıyoruz? Ne oldu? Abi çalışmadı ya. Bir tane daha varmış ya. Bir de piramidi soymam gerekiyor arkadaşlar. Abi en çok korktuğum yer burası ya. Allah'tan piramide bir şey koymamışlar dedim. Baktım piramitteymiş sonuncusu da. Şimdi ölmemek için elimden geleni yapacağım. Çünkü ölürsem tekrar mı baştan mı başlayacağım bilmiyorum. Öyle bir şey varsa var ya, hiç uğraşmam yani. Ah, canımın yarısı gitti. Allah'tan çelik yelek de almıştım. Ölmeden geçersem bu piramidi var ya, en çok öldüğüm yer burası arkadaşlar benim. Evet, sonunda ulaştık arkadaşlar. Hemen eşyamızı alıp gidelim. Bu ne lan, beyzbol sopasına benziyor sanki. Neyse ben kaçar. Kaç 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 kaç. Ölmeden bitirirsem var ya, çok iyi olacak. Bitti sayılır arkadaşlar. Bitirdik ölmeden. Vallahi ölmeden bitirdim bu, süper. Çok iyi oldu bu. Çünkü ölürsek risk almak istemiyorum arkadaşlar. Baştan başlar mıyız başlamaz mıyız emin değilim. Bayağı saatim gitti zaten şimdiden. Şu zımbırtıyı da bırakalım, bakalım ne olacak. Artık ışınlanmamız gerekiyor ya. Yeter, kaç saattir uğraşıyoruz ya burada. Şu bir daha kırmızı evin yakınından bile geçmeyeceğim yani, öyle söyleyeyim. Hemen şunu da takalım, şu zımbırtıyı da takalım. Oha, o kadar büyük müymüş o? Tamam, çalışıyor mu? Lan niye çalışmadı hala bu?
Oha yüzümde maske var şu anda. Ne alaka anlamadım. Neyse çalışmıyor bu niye? Aa şifreyi yazmamız gerekiyormuş. Tamam şifreyi yazacağız, ışınlanacağız. Işınlanmak için arkadaşlar teleport yazıyoruz. Tabii ki bu sesli harfleri rakamlarla yazacağız. Bunu zaten çocukken yapmışsınızdır illaki. E yerine 3, 0 yer O yerine 0 falan var ya öyle. Aha çalıştı. Vallahi şifreyi yazıyor. Tamam görevi tamamladık arkadaşlar. Galiba inşallah tamamladık sayılır. Ya da başka bir görevimiz var mı hala bilmiyorum. Abi başka bir yere ışınlandı. Hala görevimiz bitmedi yani. Yani bedava bir şey veriyorlar ama gerçekten canımızı okuyor. Of mekan 10 numara. Arkadaşlar mekana aşık oldum şu anda. Özellikle de müziğine aşık oldum ya. Efsanevi bir müziği yok mu? Bu ev olacak. Tamam bunlar şifre arkadaşlar. Birincisi ev, ikincisi güneş olması lazım. Üçüncüsü çantaydı. Allah dördüncüsünü bilmiyorum. Bir dakika üçüncüsü çanta. Dördüncüsünü rastgele çevireceğim. Bilmiyorum unuttum ben bu dördüncüyü çünkü. Aha yeşil yandı tamam. O görevi tamamladık. Süper. Aa arkadaşlar tavuk. Bu Mad City'yi yıkmaya çalışan tavuk. Gölge diyor ki burada olmamalıydın diyor. Bakalım tavuk ne diyecek? Tavuk da biliyorum ama seninle konuşmak istedim kişisel olarak diyor. Ben sana 5 kez hak tanıdım, sense 5 kez başarısız oldun falan diyor işte. Mad City'yi yıkma başarısız oldun diyor. O da çok özür dilerim beni bağışla lütfen bu sefer halledeceğim gerçekten bu sefer yapacağım falan böyle yalvarmalara başladı arkadaşlar. Hayır hiçbir şansın yok diyor bütün şanslarını kullandın diyor sana güle güle diyor. Tavuğumuz ne diyor? Hayır hayır lütfen bekle bana sadece bir şans daha ver yemin ederim bu sefer yapacağım söz veriyorum sadece bir şans diyor. Bu ne diyor arkadaşlar? Artık sana bir şans mans yok güle güle dedi. Atarlı yani gölge birazcık. Ne yaptı lan? Oha. Pişmiş tavuk yaptı. Vallahi kızarttı tavuğu galiba. Öyle zannediyorum. İyi bunlar bizi görmüyor ha. Diyecektim senin orada ne işin var dedi bana. Böyle mal gibi burada dursak adam da görür tabii ki. Oğlum ne yapıyor bu? Kesin kapışacak. Aha ne oldu? Abi aduket çekti galiba bana. Öldüm galiba. Ne oldu lan? Ne yaptı ben anlamadım ama hiçbir şey. Aa yok buraya ışınladılar bizi tekrar. Oha tamam görev bu kadar mıydı? Kavga falan yok mu? O zaman uçağımız nerede? Abi uçağı hemen çıkardı. Hemen. Nerede? Aha yok. Fail olduk. Abi fail olduk şu anda. Niye uçak yok? Yok artık. Arkadaşlar uçak yok çünkü öğrendim. Sadece ilk 100 kişiye veriyorlarmış o uçağı ve biz ilk 100 kişi olmadığımız için, ilk 100'de olmadığımız için bize uçak vermediler. Sadece skin kazandık. Ya şu an çok moralim bozuldu ama ben o uçağı istiyordum ya. Animasyon skinimiz var. Star animasyon diye geçiyor. Yıldız animasyonu. Ha buymuş. Ekleyelim. Abi çok küçük minik minik yıldızlar böyle oynuyor birazcık. Çok yakından bakarsanız belli oluyor. Ama çok uzaktan veya gölge yerlerde belli olmuyor arkadaşlar. Ben beğenmedim çok fazla ama hiç yoktan iyidir yani. Diğer skinlerden iyi skin tabii ki. Neyse arkadaşlar Myron'umuzu en iyi arabam bu. Biraz modifiye ettim böyle spoiler falan taktım. Daha güzel oldu. Jantları falan boyattık. Birazcık daha güzel görünüyor artık arabamız. Animasyon skinimiz de bayağı bir yakından güneşte bakarsak belli oluyor. Güzel yani yine fena değil açıkçası. Evet arkadaşlar görevimizi tamamladık. Uçağımızı alamadık ama en azından animasyon skinimizi aldık. Umarım bilgiler işinize yarar ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bana destek olmak için abone olmayı ve videolar paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.